Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarına yakışacak et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tavuk veya hindi içerisine doldurarak da sunum yapabileceğiniz bir tarif. Daha fazla bekletmeden yemeğimizin tarifine geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 20 adet haşlanmış kestane. Daha önceden ben kestane haşlamıştım. 1 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, lezzet vermesi açısından da 1 çay kaşığı toz şeker kullanacağız. Öncelikle tenceremize sıvı yağ ve tereyağı alarak eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra dolmalık fıstıklarımızı ekliyoruz. Rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi yarım saat sıcak suda bekletip bol suyla yıkadığım pirinçlerimi ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bence pilavın en önemli püf noktası da pirinci bol suyla nişastası çıkana kadar yıkamak olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yaklaşık 2-3 dakika böyle kavurduktan sonra kuş üzümünü ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemlerini pirincin diğer malzemelerle özleşmesi için yapıyorum. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Daha önceden haşlamış olduğum 20 adet kestanem vardı. Onu ekliyoruz. Tekrar bir karıştırıyoruz. Ben pilav yaparken 1'e 2 ölçü kullanıyorum. Zaten malzemeler listesinde de belirtmiştim. 1 su bardağı pirinç kullandım. 2 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Son olarak da şeker ekledim 1 çay kaşığı kadar. Bunu da lezzet vermesi açısından ekledim. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi pilavımızı pişirmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Bugün de sizlerle beraber kestaneli pilav yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.